genel sekreterken yani 2008'in işte Ağustos'ta yönetime geldik. İşte Eylül, Ekimlerinden bahsediyorum. Bir Ramazan ayına yine denk gelmişti. O zaman Osman Baydemir Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bize genel sekreter dedi ki hastane yakınlarına faydası olması için biz bir size dedi şey kuralım, Ramazan çadırı. Yönetim izin vermedi. Osman Baydemir rektör hanımı tebrike geldi. Biz dedik bir iadeyi ziyaret yapsak, hani Büyükşehir Belediyesi'dir, diyalog kursak, karşılıklı çalışsak, üniversiteyle böyle bir iyi bir diyalog zemini oluştursak diye ben şahsen bunu istiyordum. Böyle bir talebime şiddetle reddedildi. Böyle bir belediyeyi biz PKK ile ilişkisi olan bilmem ne şeklinde ifadelerle reddeden bir yönetim 2008'in Eylül-Ekim'inden bahsediyorum. Sonra gelişmeler başladı. Paralel devreye girdi. Burası paralelin bir üssü haline geldi. Ve üniversite paralelin üssü haline gelince yönetimin stratejisi değişti. Yönetim stratejisi de paralelin stratejisine dönüştü. Ve artık yavaş yavaş ilişkiler farklı boyutları kazanmaya başladı. Ve bu farklı boyutlar öyle bir yere geldi ki 7 Haziran seçimlerine gelirken Ekrem Dumanlı geldi burada biliyorsunuz. Gülten Hanım'la görüştü ve arkasından tamamen belediye üniversite işbirliği içerisinde AK Parti aleyhine ve HDP lehine gezi programları düzenlendi, ev sohbetleri düzenlendi, yemek programları düzenlendi. Bunların fotoğrafları var. El ele adeta omuz omuza AK Parti aleyhine çalıştılar ve bu kendilerince AK Parti'yi siyaseten sandıkta bitirmeyi hedefleyen bir şeydi. Ama bu oluşmadı biliyorsunuz. Oluşamayınca arkasından hain ilişki, işte bahsettiğiniz o Kurban Bayramı'nı müteakiben gelişen ve büyük kurbanlar verilmesine neden olan ve Diyarbakır'a tarihine yakışmayan o insanların sokağa çıkamadığı, o hazin olayların yaşanmasına sebebiyet veren olayda da ben el ele olduklarından hiç kuşku duymuyorum. İhanette el ele idiler çünkü. Planlamada da el ele olduklarını düşünüyorum. Ve özellikle de bu ihanete destek veren, yan çıkan emniyetin içindeki bu maalesef paralel örgütün elemanları bu olayları bastırmak yerine körüklediklerini ve bu olayları efendim önlemek yerine adeta yangına benzinle gitmek gibi faaliyette bulunduklarını tüm Diyarbakır kamuoyu da biliyor. İşte televizyonlara yansıyan görüntüleri burada ve farklı yerlerde hepimiz gördük. Bunlara şahit olduk. Dolayısıyla çok açık ve net olarak söylüyorum. Bu Sur olaylarında da, en son yaşadığımız Sur olaylarında da Dicle Üniversitesi'nin adının neye karıştığını, nasıl çıktığını, askerimizin, polisimizin hastaneye niye gelemediğini, niye tedavi ettirilemediğini, orada nelerin olduğunu, niye bunu bir senato toplantısıyla ve senato kararıyla biz böyle bir suçlamayı reddediyoruz diyemediğini üniversitenin. Evet. Değil mi? Böyle bir suçlamaya karşı geliyor üniversite. Diyor ki bu ülkenin askeri polisi Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olamıyor. Gata'dan gelen geçici personelle askerin küçük hastanesinde orada tedavi oluyor diye bütün Türkiye bunu konuşuyor. Ama Dicle Üniversitesi yönetimi göğsünü gere gere hayır bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey yoktur diyemiyor. Bir senato kararı alıp tüm Türkiye'ye duyuramıyor. Çünkü bunu söyleyemez, beraber hareket ettiği insanları üzer, küstürürler ve dolayısıyla bu onların misyonuna uygun düşmez. Bütün bunları devlete rağmen, millete rağmen sineye çektiler ve durmaları gereken o PKK örgütüyle birlikte durdukları yerde durdular maalesef. Ve bunu da tüm Türkiye gözlemledi. Onun için hatta kısmet olursa inşallah bütün imhalarına rağmen, bütün yok etmelerine rağmen bu yönetim inşallah uygun bir yönetimin eline geçtiğinde bütün bu dokümanlar ortaya çıkacak. Ne tür kirli ilişkiler yaptıkları da meydana gelecek. Devletin maddi imkanlarının da nereye transfer edildiği, nasıl bunların üstünün örtüldüğü, ne yapıldığı, bunlar da inşallah meydana çıkacaktır diye düşünüyorum.